Herkese merhaba. Ben Tavşanlı Hoca. Bugünkü konumuz devirli ondalık sayıların rasyonel gösterimi. Bugün Dominik'le markete alışveriş yapmaya geldik. Hmm, şuradan süt bakalım. Yalnız sütün üstünde fiyat yazmıyor. Neyse 3 tane alalım kasada fiyatını öğrenirim. Oh süper çok şanslıyım kasada sıra yok. Kasiyer 3 süt için benden 100 TL istedi. O zaman bir süt kaç TL sizce? Bunun için 100'ü 3'e böleriz. Onun içinde 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. 10'dan 9'u çıkardık 1. 0'ı aşağıya indirdik. Onun içinde 3, tekrar 3 kere var. 3 kere 3, 9. 10'dan 9'u çıkarttık 1 kaldı. 1'in içinde 3 olmadığı için yanına 0 koyarız ve buraya virgül koyarız. Onun içinde 3 tekrar 3 kere var. 3 kere 3, 9 şeklinde sonsuza kadar gidiyor gördüğünüz gibi. Tabii biz sonsuza kadar devam ettirmeyeceğiz. Burada görüyoruz ki bir sütün fiyatı 33,3333 şeklinde gidiyor. Peki biz bu sayılara ne diyorduk? Hadi hep beraber bakalım. Bir rasyonel sayı ondalık gösterim olarak yazıldığında... Ondalık kısımdaki sayılar belli bir rakamdan sonra tekrar ediyorsa bu ondalık gösterimlere biz devirli ondalık gösterim diyoruz. Bu gösterimlerde tekrar eden rakam ya da rakamlar üzerinde çizgi çizilerek gösterilir. Bu çizgi devir çizgisidir. Bir örnek üstünde inceleyelim. Eksi beş bölü dokuz rasyonel sayısının ondalık gösterimi olarak yazalım. Rasyonel sayı genişletildiğinde payda da on veya onun kuvveti doğal sayı elde edemeyeceğimizden payı paydaya bölüyoruz. 5'in içinde 9 yok. Bu yüzden 5'in yanına 0 koyarız ve buraya da 0 virgül koyarız. 50'nin içinde 9 5 defa var. 5 kere 9 45. 50'den 5'i çıkarttığımızda 5 kalır. Tekrar 5'in içinde 9 olmadığı için 5'in yanına 0 koyarız. 50'nin içinde 9 5 defa vardır. 9 kere 5 45. Tekrar 50'den 45'i çıkarttığımızda 5 kalır. Gördüğünüz gibi burada eksi 5 bölü 9 eksi 0 tam 5 5 5 şeklinde gidiyor. Yani burada 5 devrettiği için 5'in üstüne çizgi koyarız. Devirli ondalık gösterimler rasyonel sayıya çevrilirken virgül yok kabul edilerek verilen sayıdan devretmeyen basamaklardaki rakamların oluşturduğu sayı çıkarılır ve paya yazılır. Payda ise virgülden sonra devreden rakam sayısı kadar 9, devretmeyen rakam sayısı kadar da 0 yazılır. Yani nasıl yapıyoruz? Sayının tamamını yazıyoruz. Devretmeyen kısım yani üstünde çizgi olmayan kısmı çıkartıyoruz. Ve paydayı ise virgülden sonrası için devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 atıyoruz. Şimdi örnekle daha iyi anlayacaksınız. Şimdi beraber bu devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayıya çevirelim. İlk örneğimizde sayının tamamı 0,3. 0 başta olduğu için yazmanıza gerek yok. Direkt 3 diye yazabiliriz. Devretmeyen de 0 olduğu için çıkardığınızda yine bir şey fark etmeyecek. Yani paya sadece 3 yazıyoruz ve paydayı da virgülden sonra bir tane devreden sayımız olduğu için 9 yazıyoruz. İkinci örneğimizde ise sayının tamamı 27. Üstünde çizgi olmayan sayımız 2. Payımız 27-2'den 25 oldu. Paydayı ise virgülden sonra bir tane devreden olduğu için 9 bir tane devretmeyen olduğu için de 0 koyduk. Yani 25 bölü 90 olur. Bu kesrimizi de 5 ile sadeleştirdiğimiz zaman sonucumuz 5 bölü 18 olur. Bu örnekte önce devirli ondalık gösterimleri kesir olarak yazmamız gerek. Önce payı halledelim. 32 sayının tamamı, devretmeyen yani üstü çizgili olmayan sayımız 3, 32'den 3'ü çıkartırsak 29. Paydamız ise virgülden sonra bir tane devreden olduğu için 9 olur. İkinci sayımızda 135 sayımızın tamamı üstünde çizgili olmayan kısmı 13. 135'ten 13'ü çıkarırız ve 122 olur. Virgülden sonrası için devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 koyarız. Yani 1, 9 ve 1 tane 0 koyduk. İkinci rasyonel ifademiz ise 122 bölü 90 oldu. Şimdi sayılarımızı toplayalım. 29 bölü 9 artı 122 bölü 90. Paydalarımızı eşitlememiz lazım. Bu yüzden 29 bölü 9'u 10 ile genişletelim. Hem pay hem paydayı 10 ile çarptığımızda 290 bölü 90 oldu. 122 bölü 90 ile topladığımızda ise 412 bölü 90 olarak sonucumuzu buluruz. Evet gençler şimdi sıra sizde. Herkes kağıdını kalemine hazırlasın. Ekranın soru geldiğinde videoyu durdurup soruyu çözmeye çalışın. Daha sonrasında cevabını kontrol edin. Bakalım konuyu anlamış mıyız? anahtar bilgiler videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soru olduğunda ya da anlamadığınız bir yer olduğunda yorumlara yazabilirsiniz. Tavşanlı Hoca kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kaydetmeyi unutmayın. Bu anahtar bilgiler videosundan sonra muhakkak pratik yapmalısınız. Böylece konuyu daha da pekiştirirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.